Kıdem tazminatıyla birleştirilerek oluşturulması planlanan tamamlayıcı emek birik sistemi tartışılıyor. Düzenlemeye karşı çıkan işçi sendikaları kıdem tazminatıma dokunma kampanyası başlattı. Türk iş yerinde biz oralarız. Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk işin kırmızı çizgisidir. Uzun yıllardır tartışılan kıdem tazminatı düzenlemesi tekrar gündemde. Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Hükümet, kıdem tazminatıyla birleştirilerek oluşturulması planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi üzerinde çalışıyor. Yeni düzenlemeye göre kıdem tazminatının 1/3'ü bir fona aktarılacak. Ve 60 yaşından sonra bu fondaki para peyderpey çalışana geri ödenecek. Evlilik, konut alımı gibi istisnai durumlarda fondaki paranın %10'u gibi kısıtlı bir miktar vatandaşa verilecek. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır. Kıdem tazminatı düzenlemesine işçi sendikaları karşı çıkıyor. Türk İş 81 ilde eş zamanlı bir açıklama yaptı. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Türk İş adına açıklama yapan Ankara İl Başkanı Nihat Zengin, kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin olarak mevcut durumun devam etmesini istediklerini söyledi. İşçinin taleplerini sıraladı. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacaklar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Türk İş 81 ilde kıdem tazminatıma dokunma kampanyası da başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan afişler sendika binalarına, iş yerlerine ve evlere asıldı. Hak İş Yönetim Kurulu da kıdem tazminatını görüşmek için olağanüstü toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kıdem tazminatının kazanılmış bir hak olduğu vurgulandı. Sosyal diyalog çağrısında bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde düzenlemeye karşı çıkan işçi ve işveren sendikalarını uyarmıştı. İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya, bu konuyu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda halledemeyip bunu eğer kabine halletsin diyorsanız burada art niyet vardır.